teknoloji tabii ki içine girdiği endüstriyi, içine girdiği cihazı değiştiriyor. Bu araç için de aynı aslında. Araçlar hepimizin aslında kullandığı, hem şirketlerde hem kişisel hayatımızda çok önemli cihazlar, çok önemli makineler. Biz bugün biraz ona bakacağız. Yani bu araçlar gerçekten bağlandığında internete bizi neler bekliyor? Hem tüketici olarak hem iş dünyası olarak acaba yeni fırsatlar açacak mı? Biraz onu burada konuklarımla irdelemeye çalışacağız. Şimdi şöyle bir seans sizin için düzenledik. 4 tane konuğum var birbirinden değerli ve her birisi burada yaklaşık 5 dakika başka açılardan bu bağlı araçlar nasıl bir şeye benzeyecek, insanların hayatına neler katacak onu göstermeye çalışacaklar. Sonra da kısa bir panelimiz olacak. Peki bu bağlanacak bu araçlar da hayatımızda bu ciddi değişiklikler olacak. Acaba ne zaman olacak bu değişiklikler ve bunun önündeki bariyerler ne gibi? Biraz da bu konuyu tartışmaya çalışacağız. Şimdi ben ilk konuğumu çağırmak istiyorum sözü fazla uzatmadan. Gökhan Bey, Boş'tan, Boş Otomotiv aslında tarafından. Boş'u aslında birçoğumuz daha beyaz eşya firması olarak biliriz ama otomotiv dünyasında da müthiş işler yapıyorlar. Ben sözü bırakıyorum kendisine. Teşekkür ederim. Mikrofon bende var. Hepinizi canı gönülden selamlıyorum. Neredeyse son 30 ve bir sürü enteresan paralel oturum olmasına rağmen bizim oturumumuzu tercih ettiğiniz için de çok teşekkür ederim. Kısaca kendimden ve firmamdan bir iki söz söylemek istiyorum. Ben Gökhan Tunçtöken, ilk donanım satış direktörü ve başkan yardımcısı olarak çalışıyorum. Boş, beyaz eşya üreticisi olarak bilinir fakat kuruluşu otomotiv üzerine olmuştur. Dünyada 370 bin çalışanı, 70 milyar cirosu olan bir şirket. Türkiye'de de aşağı yukarı bütün faaliyet alanları üzerine üretimimiz var. 10 bin kişinin üzerinde çalışanımız var. Ve günde aşağı yukarı 25 patent müracaatı yapan bir teknoloji şirketi. Arabada yüksek teknoloji olan ESP gibi, airbag gibi konuların gelişmesini sağlayan bir şirket. Elektrikli araba ve otonom sürüş üzerine de faaliyetlerimiz yıllardan beri sürüyor. Bununla ilgili sizlere detaylar vereceğim. İlk baştan kısa bir filmle başlayıp daha sonra bir iki söz de söylemek istiyorum. Çünkü Engin Bey arabanın akıllısı, sunuşun hızlısı dedi ve bize 5 dakika bir zaman verdi. 5 dakikada bu konuyu anlatmaya çalışacağız. The world is constantly changing. And urban mobility is changing with it. In the future, everything will be connected. Even now, mobility is being reimagined. Intermodal transportation has already become reality, with services such as car sharing providing the link between public transportation and your final destination. The future will see traffic management solutions combined with even cleaner and more efficient powertrains, plus the convenience and eco-friendliness of electrified and automated driving. Automated valet parking will become reality. You won't have to park your car. It will park itself. The vehicle of tomorrow will be even more connected to its surroundings and with your smart home. Cars will be transformed into your truly personal assistant. The future of urban mobility is automated, electrified, and connected. Bosch is driving this change and shaping the future. The future of mobility. Evet, dünya birbirine bağlanıyor. İnsanlar cep telefonu, akıllı telefonlarla birbirlerine bağlıyorlar. Bu da Bosch'un gördüğü bir hayal, makineleri, araçları birbirine bağlayarak yeni bir mobilite yaratmak. Burada bir miktar geleceğe yönelik yaklaşımları göstermek istiyorum. Bundan sonra bütün otomotiv sektöründe çalışan firmaların faaliyetleri, araçları kendi kendine gidebilecek, bağlantılı ve elektrikli
yapma üzerine olacak. Tabii ki günlük teknolojiler üzerine de çalışmaya devam edeceğiz. Onların da üzerinde geliştirilebilecek konular var. Ama esas konsantrasyon bu alanlar olacak. Elektrikli araba neden isteniyor? Otomatik giden arabalar neden isteniyor? Bunlar dünyanın mega trendleriyle alakalı. Dünyada bir sürü trend var. Bunların içerisinde otomotiv ile ilgili olanları birkaç tane ve bizim birkaç yıl evvel araştırmalarımıza temel olarak belirlediğimiz karbondioksit salınımının düşürülmesi, dünyadaki ısınmayı azaltmak için. Diğeri, dünya nüfusu yaşlanıyor. Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelere göre daha yaşlı bir nüfusa sahipler, fakat bütün dünya yaşlanıyor. Ve insanların ileri yaşlarında daha rahat A'dan B'ye gidebilmeleri için otonom sürüşün ve dünyada 1.3 milyon civarında insan trafik kazalarında ölüyor. Bunu da kazasız bir trafiği sadece sürüş faaliyetini insanlardan alarak yapılacağına olan inanç doğrultusunda otonom sürüş üzerinde çalışmalar sürdürülüyor. Bir de diğer bir trendte dünyada insanlar daha fazla şehirlerde yaşamak istiyorlar. Bugün %50 olan şehirde yaşayan insan sayısı 2030 yıllarında %70'lere çıkacak. Bu büyük konsantrasyon mega şehirlerin sayısının artmasını ve bugünkü mega şehirlerde yaşayan insanlara göre daha fazla insanın çok dar alanlarda yaşayacağını gösterdiği için birçok konuyu otomatikleştirerek insanların daha rahat yaşayacağı bir ortam yaratmaya çalışılıyor. Otonom sürüş diyoruz. Otonom, bugünkü araçlardan bir anda kendi kendinden giden arabalara geçmek mümkün değil. Bu konuda çalışan bazı firmalar, bu firmaların bazıları bugün otomotiv sektöründe değil, biraz daha rahat otonom sürüşle ilgili konuşuyorlar. Çünkü onların şu anda otomotiv konusunda çok faaliyetleri yok. Fakat biz bu konuda aşağı yukarı 100-150 yıldır çalıştığımız için otomotiv sektörünün gerekliliklerini de bir miktar dikkate alarak bir plan hazırladık. Bu plan doğrultusunda bugün sıkışık trafikte arabanın kontrolünü şoförden alan sistemler zaten seride. Bazı araçları Türkiye'de de almak mümkün. 2017 yılında yolda trafik çizgilerini takip ederek direksiyon sorumluluğunu dahi arabaya vereceğiniz teknoloji devreye girecek. Fakat şoför yine de sorumlu olacak. 2018 yılında otoyollarda kontrolü arabaya verebileceğiniz bir sistem devreye almayı planlıyoruz. 2020 yılında sadece tanımlanmış otoyollarda tamamıyla sorumluluğun araca geçeceği bir teknolojiyi devreye alacağız. 2025 yılında ise şehir, otoyol, nereye olsa olduğuna bakmaksızın navigasyon sistemine bulunduğunuz yerden gitmek istediğiniz yere yazarak direksiyonu bile olmayan bir arabanın devreye alınması için teknolojinin yeterli olacağını düşünüyoruz. Ve zamanımın dolduğunu düşünüyorum. Burada bitiriyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Gökhan Bey. Çok sağ olun. Ben şimdi bir başka konuğumu çağıracağım. Gürhan Bey Ericsson'dan. Ericsson da gerçekten aslında çok büyük bir teknoloji firması. Büyük bir teknoloji altyapısı sunan firma ve yine otonom arabalarla ilgili çok enteresan projeleri var. Merhabalar, Gürhan Milli, ben Ericsson'dan. Türkiye'de IT satıştan sorumluyum. Şey alabilirsek slide'ı. Ericsson'u insanlar tabii görünce biraz şaşırıyorlar. Otonom arabalar, connected car, Ericsson nerede diye. Biraz o yüzden bu slide'ı koydum. Kaputu açtığımız zaman şu an ticari dünyada birçok çözümümüz var. Bugün Türkiye'de de bir Volvo arabayı aldığınız zaman onun Connected Car platformu bizim tarafımızdan sağlanıyor tüm dünyaya. Ona paralel olarak Scania araçlarının veya Amerika'da AT&T'nin Connected Car platformunu kullandığınız zaman Ericsson'un platformlarından destek alıyorsunuz. Buna paralel olarak işte Internet of Things'de Connected Car'ı bağladığımız zaman birçok unsurda Ericsson yer alıyor. Şimdi burada
biraz sebeplere baktık. Niye Connecting Cars gündemimizde? Şimdi beklentimiz %90 oranında arabanın bir şekilde 2020 tarihi itibariyle biz bağlantılı bir döneme geçeceğini düşünüyoruz. Buradan da aslında birçok ilave fırsat doğuyor. Bunlar tabii fırsatlar, bazen sorun olarak da önümüze geçebiliyor. Şimdi buradaki en büyük potansiyel ekosistemin genişlemesi. Normalde bir araba pazarı dinamiği var. İşte araba üreticileri, Gökhan Beyler gibi aslında arabanın kalbini üreten teknoloji sağlayıcıları ve ondan sonra satış sonrası desteği veren, satan ve bakımını yapan bir ekosistemden bahsediyoruz. Ama artık yavaş yavaş bağlantılı dünyada arabalar içinde de bugün her ortamda yaşadığımız kolaylıkları yaşamak istiyoruz. Buradan aslında farklı sektörlerin bir araya gelmesinden katma değerlerin doğacağı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Şimdi burada birkaç konu var. Aslında biraz geriye gelebilir miyiz? Galiba fazla atladık. Bugün konuştuğumuz aslında sabah Brad Templeton'ın da bahsettiği bir başka alanda bizim çok çalıştığımız bir alan. Improved Line of Sight dediğimiz, aslında Ericsson'un da farklı bir boyuttan olaya dahil olduğu bir alan. İşte Google'ın Connected Car'ını görüyorsunuz. Bir sürü alanda farklı teknolojileri kullanarak cihardaki yayaları, diğer araçları tanıyor. Şimdi burada tabii şebekelere, işte Turkcell'in de aslında bu platformda olmasının bir sebebi bu. Büyük bir önem arz eden yük taşınıyor. Biz Telekom'da 5.9 availability dediğimiz bir availability ile çalışıyoruz. Yani 99.999 oranında bir availability. Ama bu bile şu anki unsurlara dikkate aldığımızda autonomous drive'da yeterli olmayacak bir teknoloji. Ayrıca burada tahmin edersiniz ki şu an işte 1 ila 10 arasında connected car test ediliyor. İşte İstanbul trafiğini düşünün. 100 bin tane araç aynı yolda. Bu servislerin 100 bin tane araca aynı anda verilebilmesi ve gecikme olmadan verilebilmesi çok önemli bir unsur. O yüzden biz teknolojilerimizle bu şekilde farklı ihtiyaçlara yönelik değiştirmeye başladık. Yani bu nedir? Eskiden biz cep telefonlarına yönelik bir takım teknolojik yatırımlar yapıyorduk. Birazdan bir videoda göreceksiniz. Artık bu farklı ihtiyaçlara yönelik şebekelerin farklı özellikleri desteklemesi gerekiyor. Bunun için de hem endüstrideki paydaşlarımızla hem de regülasyonla çalışmalarımız sürüyor. Oldukça enteresan bir alan. Bunun biraz daha rahat tarafı da autonomous drive'da bir zaman kazanacağız. Artık dediğimiz gibi direksiyonun başında olmamıza gerek olmayacak. Bu da bize bir sürü fazla işte multimedya ihtiyacı, boş zaman, arabada çalışmak gibi unsurlar getirecek. Bu ihtiyaçların da karşılanması lazım ve düzenli bir oranda karşılanması lazım. Yani işte bir film seyrederken ama aynı anda öndeki arabanın sensörlerinden aldığımız datanın da işlenmesi, işte hem işleme kapasitesi hem de oradaki network'in gecikmesi açısından çok önemli faktörleri hayatımıza getiriyor. Bugün çok hep bandwidth konuşuyoruz, band genişliği artıyor ama gecikme konusunda da aslında çok fazla gelişme var. Özellikle belki aranızda online oyun oynayanlar varsa, onlar bu hayatta daha çok bunu gözlemliyorlar. İşte biraz gecikme fazla olduğu zaman oyunu kaybetme durumunuz oluyor. Aynı şeyin hayat söz konusu olduğunda çok daha önemli bir faktör olduğu için bertaraf edilmesi gerekiyor. Şimdi buradan önemli bir unsur da, biz de teknoloji şirketi olduğumuz için kutu koymadan geçmeyelim istedim. Birçok alan var burada ve bunların hepsi ayrı ayrı çözümler. Bir başka önemli unsur da bunların homojen bir şekilde ve gerçek zamanlı beraber çalışabiliyor olması. Bunu sağlamak da çok hem standartlaşmak için çok çalışmaya gerektiriyor hem de herkesin aynı seviyeye gelmesini gerektiriyor. Buradan videomuzu oynatabilirsek biraz da son bahsettiklerimi video olarak görelim. Ben yine sizden rica edeyim destek olarak. Ben şöyle anlıyorum Gürhan Bey. Yani bir şekilde sanki network'e ihtiyaç var değil mi? Ben Ericsson'un sunumundan. Bir şekilde bize de ekmek çıkacak buradan Telekom operatörleri olarak.
Evet, bayağı çalışmamız gerekecek aslında. Bugünün networkleri aslında böyle bir teknolojiyi desteklemiyor şu an. Hani bir sürü çalışmalar yapıyoruz. Bahsettiğim zaman, tabana yayıldığı zaman dediğim gibi yani milyarlarca araç bu devreye girince biraz aslında şimdi şeyden, videodan da bir farklı fikir sahibi tamam. olacağız bu konuyla ilgili. Geliyor galiba, umudumuz var. Ya işte burada tabii işte video... Çok teşekkür ediyorum, çok ben sağ ol. Efendim şimdi de Türkiye'nin çok önemli otomotiv markalarından birinin aslında temsilcisi burada aramızda. Doğuş grubunun önemli bir şirketi Doğuş Teknoloji'den Sermin Hanım'ı davet ediyorum. Onlar da aslında otomotivleri, birçok markayı, işte Volkswagen, Audi'yi bize ulaştıran çok önemli bir grup şirketi. Teşekkürler. Merhaba. Ben Sermin Küçük Yüce, Doğuş Teknoloji'de Otomotiv Grubu'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısıyım. Doğuş Otomotiv, VDF, TÜVTÜRK, DİSPLAN bizim müşterimiz. Turkcell sürecinde sizlere grubumuzun dijital konusunda nerelere varmak istiyor, onlardan çok kısa örnekler seçmeye çalıştım. Öncelikle biz Doğuş olarak 13 tane markayı, Volkswagen grubun 13 markasını distribütörlüğünü yapıyor Doğuş Otomotiv. Ben 13 markadan tabii vakit darlığı nedeniyle bolca eledik. 3 markadan size örnekler göstereceğim. Öncelikle Volkswagen grubunun bu konudaki vizyonunu anlatan bir çizgi videoyla başlayalım isterseniz. Mobility changes. The many different needs of our many different customers present a challenge to our business model. Target groups that were once homogeneous are breaking up, lifestyles becoming increasingly individual. What we need is a clear vision that is directed towards the future. In the digital era, everything is connected with everything else. Exchanging data and information is a normal part of everyday life. So, welcome to a connected world. But when it comes to your car, it seems there's still some way to go. That's a challenge we will turn into an opportunity. If we, as one of the biggest car manufacturers in the world, want to adapt to our customers' mindset, we need to understand them deeply and offer them real added value. So let's have a quick look at five customer needs for which connectivity provides suitable solutions. Our time is passing quicker and getting more frantic. Wouldn't it be a great idea to put service on the street that simplifies your life? Apps are transforming our everyday life, which is being more and more individualized through connectivity.
But is personalization really just meant for smartphones? Especially if we have to keep both eyes on the road, the dashboard got to function intuitively and smoothly. Why does it not play a stronger role inside our cars in order to drive individualization? And yes, connectivity also creates business potential by warning us in real time so that we can deal with any kind of unexpected event. Shouldn't such a security factor be ahead to help us cut down unpleasant surprises? In a value chain based on mobility, cost efficiency also plays a crucial role. Even tiny differences can grow into a fortune if you drive thousands of kilometers a year. So why doesn't efficiency begin on the road? But what if the vehicle doesn't even make it out of the car park? You know, downtimes eat up money. Isn't it possible to synchronize the fleet in order to boost flexibility? Let's come to the point. Connectivity is more than just playing around with your devices. In the near future, it will determine the way people live and work. We must see connectivity as a fantastic opportunity. We at the Volkswagen Group and our customers will benefit from connectivity by leveraging various business opportunities. And that's what we are all working on already. What we will contribute to our customers, you will find out in our connectivity marketplace. Let's start. Evet, dijital dünyaya Doğuş Otomotiv grubu da son derece önem veriyor. Bu son dönemde inanılmaz yoğun çalışmalar içerisindeyiz. Bu arada tabii ki distribütörlüğünü yaptığımız grup da dijitalliğe müthiş önem veren bir grup. Dünyanın en büyük gruplarından birisi. Ve lokomotif markalarından Volkswagen Binek Aracın Carnet uygulamasını, Connected Car uygulamasını sizlere çok kısa anlatacağım. Bunu daha çok araçlarla geldiğinde 2017'de artık içinde geliyor olacak. O zaman da görebileceksiniz. Carnet 3 ana başlıkta toplanıyor. Burada Guide and Inform'da size daha çok yol bilgileri sunulacak. Burada çeşitli navigatörlerle, haritalarla entegre olacak. Security Services and Remote olayında bunun müşteri, araba ve Volkswagen'le direkt bağlantısı, aracı uzaktan bağlantı, aracın içinden hemen bir kaza anında, bir emergency call'da hemen ilgili yerin aranması, bunun gibi fonksiyonlar yer alacak. Aracın araç sağlığı dediğimiz durumunu, araçla ilgili bilgileri hemen alabileceksiniz. Application Connect'te de çeşitli aplikasyonlarla entegrasyonlar mevcut. Burada şeyde Apple'la ilgili, Android'le ilgili çeşitli uygulamaların entegrasyonları olacak. Scania Fleet Management'ta ağır vasıta da Volkswagen grubun parçalarından birisi. Burada da şu anda C200 tırlarında içinde bütün embedded şeyle, sim kartıyla tırlar geliyor ve içinden biz filo yönetimiyle ilgili bütün dataları alıyoruz. Burada hem yakıt olayını hem filo yönetimini filo şirketlerine gayet efektif bir şekilde verebiliyoruz bu hizmeti. Monitoring, analiz ve kontrol olaylarında maksimum uygulamalar mevcut. Scania Fleet Management şu anda tüm aslında üretici firmanın her şeyiyle içinde Connected Car kısmını tamamladı. C200 ağır vasıtadaki şu andaki tek aracı. Bunu diğer tırlarına da, diğer modellerine de getiriyor. Bu şu anda yakıt tüketimiyle ilgili bir monitör ekranından bir örnek göstermek istedim sizlere. Bu tabii. Audi'nin de Connected Car uygulamaları mevcut. Audi bunu özellikle Audi Connect'te inovasyon dediğimiz yenilikçi birçok uygulama, müşteri deneyimini optimize etme, destek açısından ve analitik olayı çok önemli. Diyelim siz gidiyorsunuz sürücü olarak
en sevdiğiniz markette, en sevdiğiniz herhangi bir üründe kampanya var. Bunu direkt ekrana getirmeye kadar data analytics'e oldukça önem veriliyor. Tüm bu uygulamaları ben kısa bir filmle de sizlere özellikle kadın sürücülerin oldukça beğeneceği bir filmle kapatmak istiyorum. En sevdiğimiz kısım olsa gerek. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz Selma Hanım. Bu gerçek bir aslında film değil mi? Tabii. Gerçek Audrey'nin bir yaptığı film. Reklam değil. Aynen. Ben şeyi düşündüm şimdi izlerken filmi. Şeyi alabilir miyim? Tabii. Hani yarın muhtemelen oğlum şey diyecek. Yani sizin zamanınızda siz arabaları kendiniz mi park ediyordunuz falan? Yani o kadar belki de komoditi bir özellik haline gelmiş olacak. Şimdi son konuğum Kerem Bey'i davet ediyorum. Kerem aynı zamanda bizim de çok yakın çalıştığımız bir iş ortağımız ve onlar da Türkiye'de çok güzel işler yapıyorlar. Sahne senin Kerem. Merhaba, herkes hoş geldiniz. Ben Vector Telekom'un yönetici ortağıyım. Biz de yaklaşık 10 senedir araçların connectivity'si tarafında Türkiye'de yazılım ve yazılımın arkasındaki, etrafındaki ekosistemdeki servisleri geliştiren bir firmayız. Geçen seneye kadar bu connectivity tarafı genellikle ticari tarafta, yani işte araçtaki fil yönetim taraflarında sürekli devam etti. Çünkü yatırımın geriye dönüşünün kanıtlandığı ve buna bağlı olarak da müşterisinin hazır olduğu bir kitleydi. Bireysel taraftaki connectivity birçok şeyde... Sola mı basıyorum, sağa mı basıyorum? Okay. Bireysel tarafta işte birçok film seyrettik, sabahtan beri de biz birçok sunum gördük. Biraz daha fütüristik ve ileriye yönelik bazı fikirler var. Bunun bireye niye inmediği, Türkiye'de bu işlerin niye başlamadığı ile ilgili yaptığımız araştırmalar sonunda ve ekosistemde görüştüğümüz resme baktığımız zaman müşteri tarafında belli beklentiler var. Bu aslında globalde de Türkiye'de çok farklı değil. Müşteriye sorduğunuz zaman connectivity, bireysel tarafta ne istiyorsun diye genelde ilk başta güvenlik geliyor. İkinci etapta kolaylık var. Yani ben aracımla ilgili yaptığım ve yapmak zorunda olduğum işleri daha kolay, daha convenient bir şekilde yapmak istiyorum diyor. Ekonomi bir unsur. İşte yakıt tüketimi vesaire tarafında ki her ne kadar aracın önünde bir ekranda siz ortalama tüketiminizi görseniz bile onun sebepleriyle ilgili bazı beklentiler var. Bir de her connectivity veya her mobil sistemde olduğu gibi de eğlence veya entertainment tarafıyla ilgili de bazı şeyler var. Üretici perspektifine bakıyorsunuz. Üretici niye connectivity istiyor? Birincisi servise bağımlılık oranı. Yani araçlar biraz aslında
jiletin bu şey sapı satma modeline doğru gidiyor. Tıraş bıçağı satma modeline doğru gidiyor. Satılan araçtan edilen kar oranları gittikçe düşüyor. Dolayısıyla otomotiv tarafındaki gelirin büyük bir kısmı satış sonrasındaki servis, hizmet ve ürünler üzerinden dönmeye başlıyor. Siz işte 50 bin, 100 bin, 150 bin liralık bir arabayı müşteriye satıyorsunuz. Ondan sonra işte ortalamada 2,5-3 sene kullanılıyor bu arabalar ve siz müşterinin verdiğiniz marka bilinci, reklam, sunduğunuz promosyonlarla ciddi bir pazarlama yatırımı yaparak size geri gelmesin. Yani periyodik servis zamanında, kaza durumunda veya araçta bir arıza oluştuğu zaman size geri gelmesini bekliyorsunuz. Ve buradaki oranlar işte değişik şeylerde değişiyor ama markalara göre değişiyor. Ortalamada garanti süresi boyunca %80'lerde bu oran. Garanti bittiği anda bu %50-60'lara kadar düşüyor. Türkiye'de bu rasyo yurt dışındaki örneklere göre daha da hızlı düşüyor. Çünkü bizde işte bu sanayi, herkesin bir ustasının olduğu bir şey var, mecra var. CRM yine connectivity aslında. Yani siz arabayı veriyorsunuz, 3 sene boyunca bu kullanıcı ne yapıyor, neye ihtiyacı var, verdiğiniz hizmet doğru mu? Bununla ilgili bir feedback'iniz yok. İşte sadece servisler üzerinden belli datalardan bir yere varmaya çalışıyorsunuz. Farklılaşma, yine yapılan bazı marketlerdeki araştırmalarda, işte Amerika'ya örnek verirsek, kullanıcılar artık şu noktaya geldiler. Benim mobilde, telefonum üzerinden kullandığım belli başlı uygulamaları ben arabanın içinde alabiliyorsam, bu bir sonraki araba alma kararımda çok ciddi bir faktör diyorlar. Ve arabayı alma kararını değiştirebilecek seviyede bir karar. Dolayısıyla bu tarafta farklılaşma, lokal müşterinin ihtiyaçlarına göre de hizmetin verilebilmesi çok önemli. Ve bütün bunlara bağlı olarak da yani hiçbir firma şey değil, sivil toplum örgütü değil, hiçbir üretici. Dolayısıyla bütün bunların sonunda da tabii ki bu rekabet ortamında yeni gelir kanallarının arttırılması bekleniyor. Bütün bunlara baktığınız zaman işte bir sürü dediğim gibi filmde seyrettik. Bizce yani bizim bakış açımızda lokalizasyon çok önemli. Yani özellikle Türkiye gibi pazarda olduğunuz zaman Amerika'daki veya İsveç'teki veya Almanya'daki bir son kullanıcının, araç kullanıcısının beklentileriyle Türkiye'deki kullanıcının, hatta İstanbul'daki kullanıcıyla belki İstanbul dışındaki kullanıcının beklentileri farklı. Dolayısıyla siz lokalizasyonu doğru sağlayamadığınız zaman bu işin penetrasyonu veya harekete geçmesi biraz daha yavaşlıyor. Bu noktaya geldiğimiz zaman bu connectivity hizmetini verebilecek olan bir üreticinin kendisi var. Yani kendisi veya altındaki yapılarla beraber. Bir de işte bizler gibi lokal servis sağlayıcılar, teknoloji ve servis sağlayıcı firmalar var. Üreticinin avantajı nedir? Entegre donanım, siz direkt arabanın üretim line'ında bu donanımları vesaire her şeyi üzerinde ekleyip çıkartabiliyorsunuz. Araçların çok daha fazla verisine erişiminiz var. Yani gizli olan bazı bu arabaların elektronik hatlarında dolaşan verilerin bir kısmına sadece üreticinin erişimi var. Servis tarafında yani aracı sattıktan sonraki süreçte bir sürü sistem var. İşte servislerde olan yazılımlar var, sizin işte çağrı merkeziniz var vesaire bir sürü şey. Bunların hepsine bir entegrasyon aksesi var. Markanın gücü var. Yani siz arabayı alırken, işte bir marka alırken onun üzerinde zaten default bir sistem geliyorsa onun yerine gidip bilmediğiniz bir markayı çok ciddi paralar verdiğiniz bir aracın üzerine koymak istemeyebiliyorsunuz. Ve de sürdürülebilirlik. Yani bir ürün çıktı, işte bir wow efekt yarattı, 3 ay 5 ay gitti. Ondan sonra söndü. Riski üretici tarafında daha az. Biz bu büyük şeyin içerisinde, oyunun içerisinde ne yapabiliyoruz? Yani biz veya lokal servis sağlayıcılar. Çok daha esnek yapılar bunlar. Dolayısıyla otomotivde alınan kararlar ve bunun aksiyona geçirmesi genelde zaman alıyor. Bir ürünün çıkartılması. Lokal hizmetler, yani bunu hep üzerine basarak devam edeceğim. Burada hakikaten bizim gibi ülkelerde özellikle buraya çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hizmetlere bağlı olarak bir ekosistem yöntemi var, yönetimi var. Yani siz bir connectivity verdiniz, connectivity'nin arkasında verdiğiniz bilginin haricinde onun arkasını da besleyebilecek bir lokal ekosistem olması lazım ve bu ekosistemin yönetilmesi lazım. Ve de entegrasyon
tarafındaki esneklikler önemli. Biz de geçen sene, işte bir süredir bu bireysel tarafta dediğim gibi çalışmalarım sürüyordu. Renault ile beraber Kasım ayında Clio'da bir aslında deneme, ufak bir line'da Clio Connect diye özel bir seri çıkarttılar. Bunun altyapısını, connectivity altyapısını biz sağladık. Bu da bizim açımızdan OEM ile lokal servis sağlayıcının aslında bir araya gelebileceği ve iyi bir örnek çıkartabileceğinin bir güzel bir örneği oldu. Çok hızlı bir şekilde burada birkaç slide var. Geçebilirsem fonksiyonlardan bahsedeceğim. Bunların bir kısmı zaten globalde de olan ve istenen özellikler. Bir kısmı çok daha Türkiye'ye has yapılmış fonksiyonlar. Arabam nerede? Gayet şey. Arabanızın nerede olduğunu görüp işte arabanıza yürüme yolu çizdirebiliyorsunuz. Vale modu bu tamamen Türk tadına göre düzenlenmiş bir fonksiyon. Bir sürü insan arabasını valeye vermek zorunda kalıyor. Verdikten sonra yemek süresince karnı ağrıyor. Acaba arabam ne oldu, bir şey oldu mu, bir yere gitti mi diye. Siz arabayı vale moduna aldığınız zaman belirlenen belli bir mesafenin dışına çıktığı anda telefonunuz çalıyor ve size haber veriyor. Siz bununla ilgili gerekli aksiyonu alabiliyorsunuz. Hız limiti modu bu biraz daha aslında ebeveyn modu da diyoruz biz buna. İşte genç bir şeyiniz var. Özellikle işte bu Clio'nun da kitlesine baktığınız zaman oğlunuza kızınıza bir araba almışsınız, ilk arabası. Akşam uykusuz geceler geçiriyorsunuz. Acaba bir şey oldu mu, hızlı gidiyor mu diye. Yine ayarladığınız hız limiti aşıldığı zaman size uyarılar geliyor. Çekilme uyarısı tamamen Türk fonksiyonu. Arabanız çekilmeye başlanıldığı anda, daha yani lifte kalkmaya başladığında cihaz bunu otomatik olarak algılıyor. Telefonunuzu çaldırıyor, size haber veriyor. Yetişebiliyorsanız yetişip çekiciden indiriyorsunuz, parasını ödüyorsunuz. Yetişemezseniz en azından nereye çekildiğini görebiliyorsunuz. Herkesin başına gelmiştir, bilmediğiniz bir bölgede arabanız çekilir. Sonra yarım saat boyunca aramak zorunda kalırsınız. Sürüş puan ve analizi, bu demin bahsettiğim konu. Sizin geçmiş triplerinize bağlı olarak arabayı ne kadar güvenli, ne kadar ekonomik kullanıyorsunuz, bunların analizini çıkartıyor. Size bunun üzerinden puanlar veriyor. İşte her yaptığınız triple ilgili o tripte ne kadar yakıt yaktınız, maliyeti size ne oldu, onlara bakabiliyorsunuz. Akaryakıt servisi dediğimiz konu, arabanın deposundaki benzin veya mazot miktarını sürekli takip edebiliyorsunuz. Dolayısıyla sabah çıkarken yolda benzinciye uğramanız gerekiyorsa onu akşamdan veya sabahtan bilme şansınız var. En yakın benzinciye yönlendirme gibi hizmetler var. Kilometre bilgisi, dashboard'daki kilometreyi canlı olarak takip edebiliyorsunuz. Bu sayede işte bakım zamanı vesaire geldiği zaman zaten sistem sizi uyarıyor. Bakım zamanı geldi, şunları şunları yapman lazım diye. Bunun yanına eklenecek olan bazı başka ek hizmetler de var. Bahsetmiş oldum bakım hatırlatmadan. Son kısımda da sosyal medya. Yani bu işte çağın hastalığı, siz yaptığınız tripleri özellikle yine bu genç kitleye şey olarak yönelik olarak geliştirmiş bir şey. Bir yerden bir yere gittiğiniz zaman o yaptığınız tripi Facebook veya Twitter'dan paylaşabiliyorsunuz. Bu ilk fazla çıkarttığımız şeyler, ürünler. Bunun arkasında sürdürülebilirlik açısından da bu ekosistem tarafına biz çok önem veriyoruz, lokal ekosisteme. Yani bunları çıkarttık, bir wow efektler attık ama sürdürülebilmesi için arka taraftan bütün o döngünün içindeki hizmetlerin de online bir hale getirilmesi ve buna eklenerek devam etmesi lazım. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Çok teşekkür ederim Kerem Bey. Yalnız ben şeyde kaldım, çekici modunda. Evet. Şimdi şunu da yapsa, yani çeken polis veya neyse çekiciyle de konuşsa. Geliyor abi 5 dakikaya falan dese değil, bence mi? Tam olacak. Yani onu da yapması lazım o sanki. Abi belki 50'ye basıp 50 lira 100 lira önerebilirsin. İşte o belki o da ikinci fazla. Tamam, ben yerinizi alayım. Şimdi biz bir panele geçiyoruz. Yani zamanımız aslında geç başladık. O yüzden sarktık falan ama en azından bir soru bence konuşalım. Çünkü sanki bunlar biraz buzdağının üstü gibi. Yani bugün biz bakıyoruz, işte Türkiye'de 30 milyon araç varsa sadece 1 milyonu şu anda connected. Yani bizim kendi network'ümüzden aldığımız şey. Aslında hala daha ileride belki pazar 2 milyonsa 30 milyon araç var. Peki bu acaba yani teknoloji olarak baktığımızda hazırız. Yani bir sürü canlı örneği görüyoruz. Ama sanki başka engeller var gibi geliyor. Yani güvenlik kafamızı karıştırıyor. Acaba insanlar nasıl kullanacak? Yani bunların çözülmesi lazım. Ben biraz soruyu
oradan almak istiyorum, oradan sormak istiyorum. Sizce en büyük 3 bariyer ne acaba? Yani bizim bu hem connected car olarak soruyorum ama aslında otonom araçlar da burada çok kritik. İstersen Kerem senden başlayalım, buradan devam edelim. Yani bizim gördüğümüz tarafta birinci standartizasyon. Şimdi telefonun örneğinden yine yola çıkarsak, iPhone'un başlattığı, Apple'ın başlattığı, sonrasında da Android'in devam ettirdiği, yani ortak bir platformda o ekosistemle ilgili bütün oyuncuları sizin oyuna dahil edebildiğiniz bir ortak bir yapının ortaya çıkması. Yani her üreticinin kendi kafasına göre ilerlemesindense bir ortak yapı çıkartılsın sizin BIP'te yaptığınız açık platform yapısına bağlı olarak. Kim en iyi hizmeti Türkiye'de, İsveç'te vesairede nerede veriyorsa bunları versin ve buradan iş ilerlesin. Bir bunun eksikliği bence bir sıkıntı. Türkiye özelinde çıkarsak lokalizasyon, hep aynı noktaya geri geliyorum. Yani çekilme uyarısını siz bir Almanya'da anlattığınız zaman zaten fonksiyonu anlatmak için yarım saat harcamanız gerekiyor. Çünkü kimse anlamıyor. Burada birisine anlattığınız zaman vay çok iyiymiş, sırf bunun için alırım diyenler var. Dolayısıyla o kısım çok önemli. Bir de yine Türkiye hasında, yani bizim karşılaştığımız zorluklardan bir tanesi bu aslında bir ekosistem oyunu. Yani arabanın connected hale gelmesi, burada hep müşteri ve üretici tarafından gittik ama telekom tarafında oyuncuların getirisinin çıkabileceği yerler var. İşte sigorta telematiği çok olan ama Türkiye'de çeşitli sebeplerden dolayı olamayan bir nokta gibi o ekosistem oyuncularının da bilinçlenmesi ve oyuna katılması ki bu maliyetin sübvansiyonunun sağlanarak müşteriye hem ulaşmasının maliyetini düşürmesi hem de ulaşan ürünün çok daha geniş bir ekosistemde çok daha fazla katma değerli ulaşabilmesi. Evet. Aslında mesela iPhone'u da bu kadar bir anda yaygınlaştıran içindeki application'lardı ve herkes aynen application yazdı. Aynen. Kişiselleştirdi insanlar cihazlarını. Belki aynen araçta da benzer bir dünya olacak. Onunla yani beraber. Evet, olacak mı bilmiyorum ama olursa bence hem Türkiye hem global için olayın çok daha hızlanma şeysi var. Ama tabii araçta güvenliğe bağlı olarak başka bariyerler var. Yani siz telefonda işte bir Angry Birds örneği var. Hep koyduğunuz zaman onun ucunun dokunabileceği fazla bir yer yok. Ama arabayı connected hale getirdiğiniz zaman işte bahsettiğimiz sistemlerde arabanın işte fren sistemi de aynı network üzerinde çalışıyor. Arabanın kapılarının açılıp kapanması aynı network'ün üzerinde çalışıyor. Dolayısıyla bence bu standartizasyonun veya açık platformun açılamamasının önündeki en büyük bariyerlerden bir tanesi ticari ve data ownership itiş kakışının haricinde bu güvenlik sorunu. Okey. Sermin Hanım'a ben sözü vereyim. Otonom sürüşlerdeki en büyük sorun hukuksal bence açıklar. Şu anda o aracı herhangi bir kaza olduğunda kim suçlu? Üretici firma mı? Yazılımı yapan firma mı? Aracın sahibi mi? Bunlar henüz Türkiye'de, hani Türkiye'de değil Avrupa'da henüz bu yasal mevzuatlar tam oturmamış durumda. Bunların bir an önce oturması gerekiyor. İkincisi, bana göre bilgi güvenliğim. Tabii insanları takip etmek, biz psikolojik olarak insanlarda bir rahatsızlık, bir huzursuzluk yaratabilir. Bu yapılan hizmetlerin, servislerin hani ne kadar güvenli olduğunu, onlar için bunun özel olduğunu, onların datalarının özellikle korunacağını, kuşkuya yer bırakmayacak bir hizmet veriyor olmanız lazım. Kişiye özel kapatıp açılabiliyor olması gerekiyor. Kolaylaştırmanız lazım belki. Aynen, şeffaflaştırmanız araç, lazım. Kesinlikle. Araç, bir SIM kart, araç el değişikliğinde bu sizde evet olan bir sorunumuz. Bu satan firmanın mı yoksa müşteriye ikinci ele geçtiğinde o SIM kart ne olacak? Yani sorumlulukları çok büyük. Bunların standart hale getirilmesi gerek bu süreçlerin. Benim gördüğüm bu önemli hani 3 bariyer bunlar. Evet. Peki Ericsson tarafına soralım. Onlar da aslında yani geleceğe özellikle çok odaklı bir şirket. Ya buradaki en büyük şu an tabii karmaşıklık çok fazla paydaş olması. Yani herkesin farklı bir oyun planı var. Ben şu an endüstriye en çok sıkıştıran alanlardan biri bu. İşte sabah da konuşuldu. İşte araba üreticileri arabadan üstüne bir şey koyarak ilerlemeye çalışıyorlar. İşte bugün katma değerli servisler dediğimiz. Dışarıdan gelen oyuncular ya bu oyun böyle değil, farklı oynayacağız gibi beklentileri var. İşte burada tabii otomatikman regülasyona baskılar oluyor. Yani biz bu konuda çok uzun zamandır çalışıyoruz. İşte bu Avrupa'daki e-call inisiyatifiyle bir türlü devreye giremedi. Şimdi farklı konsorsiyumlarda bu teknolojilerin beraber çalışması, işte standartlaşması
gündemde ama tabii standart olma ihtimali yok. Çok fazla sistem ve ortamdan bahsettiğimiz için bir takım tabii burada de facto standart oluşturma ihtiyacı var. Bu da tabii farklı yerlerde fren yapma, farklı yerlerde ivmelenmeyi beraberinde getiriyor. Bir de tabii bugüne kadar hep konuştuğumuz şeyler araçlardan veri toplama veya biraz daha üzerine keyfi işte park yeri bulma, işte parkı ödeme, işte ne bileyim Spotify'dan, Turkcell müzikten müzik dinleme gibi şeyler konuştuk. Şimdi bahsettiğimiz şeyler biraz daha eylem alma yönüne gittiği zaman risk ve biraz daha aslında felsefi tartışmalar ortaya geliyor. Yani otonom araçlar dediğimizde aslında bir insanın belli kurallar yazıp onları aracın uyguladığı, herkesin de bu kurallara uyduğunu düşündüğümüz bir ortamdan bahsediyoruz ama şey case'i büyük bir tartışma. Olumsuz bir durum olduğunda iki tane olumsuzdan hangisini seçeceğiz ve bunu bir makineye bırakma konusu bence önümüzdeki zamanda bizi çok zorlayacak bir an olacak. Çünkü çok kötü örnek var ve genelde kötü örneklerden hareketle iyiye ve büyütmeye, bu ekosistemi büyütmek değil de biraz daha daraltıp mevcutu korumaya yönelim var. Bence en büyük engel bu olacak gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. Doğru. Evet Gökhan Bey, siz ne düşünüyorsunuz? Evet. Ben esasında konunun tamamen değişeceğini düşünüyorum. Yani ilk içten yanmalı motor icat edildiğinde Daimler-Benz bunu bir at arabasına monte etmişti. Çünkü o gün at arabasından başkasında kafasına canlandırması mümkün değildi. Zaman içinde araç bir evrimden geçti ve bugünkü yapıya geldi. Şimdi bugünkü bildiklerimiz de biz çok ilerideki duruma bakarsak eminim yanılırız ama yapacak bir şey yok. Bugünkü araba elimizde var, onunla başlıyoruz. Bu belli bir süre içerisinde tamamen evrilecek. Eminim trafik değişecek, yollar değişecek, arabalar değişecek. Ama bence en büyük ilk sorunlar, tabii ki bunlar başta olanlar, bir kanun değişmesi lazım. Şimdi 1968 Viyana Konvansiyonu'na göre her arabanın bir şoförü olması lazım. Ve bu kanun bir şekilde değiştirilecek. Çünkü 10 kilometreden hızlı götüremiyorsunuz bugünkü kanunlarla ilgili. O yüzden otonom park mümkün. Otonom parkın ötesi bu kanun değişikliğini gerektiriyor. İki, teknik olarak hardware'in bugün ben artık olduğunu düşünüyorum. Yani bizim ilk geliştirdiğimiz arabada radarlar arabanın üzerine monte etmek gerekiyordu. Bugün arabanın içine sığdırabiliyorsunuz. İşte short range radar, long range radar, video kameralar, sensörler, bir sürü ekipman ve bu iyi veya kötü hallediyor. Bir miktar daha geliştirecek. Ama esas sorun bence software algoritmalarında yatıyor. Şimdi biz insan olarak arabayı kötü veya iyi kullanıyoruz. Esasında kötü kullanıyoruz. Bu nedenle de bir sürü kazalar oluyor. Şimdi şöyle bir durumu canlandıralım. Şehir içinde gidiyorsunuz, yol kenarında bir çocuk yüzünü yola dönmüş bekliyor. Şimdi o aracın içerisindeki software algoritması ne yapacak? Bu çocuk yola atlar, durayım mı diyecek, atlamaz, gideyim mi diyecek? Bunların geliştirilmesi lazım veya yol kenarında bir bisiklet gidiyor, siz de onun yanından geçmeniz lazım. Ne yapacak? Bütün bu sıkıntılar nedeniyle verilen karar, en azından bizim roadmap'te de gösterdiğimiz, ilk başlangıcın otoyollarda olacağını düşünüyoruz. Otoyolda arabalar çok daha hızlı gitmesine rağmen daha öngörülebilir bir yapı var. Arabalar hep aynı yönde gidiyor, otoyola giriş ve çıkış belli bir düzen içerisinde yapılıyor. Ve en azından 5 yıllık bir tecrübeyi de edindikten sonra 2025 yılında şehir içinde de olacağını düşünüyoruz. Ama bu bugünkü beklenti, o tarihler yaklaşınca ne olur hep beraber göreceğiz. Ki benim gördüğüm oyuna aslında yepyeni oyuncular giriyor. Yani işte sabah Brad Templeton da Google'dan özellikle bahsetti. Biraz bu işi tetikleyen de otonom tarafının popülerleşmesini sağlayan da onlar oldu. Hı hı. Biz biliyoruz ki Apple harıl harıl çalışıyor. Birçok otomotiv sektöründen aslında insan alıyor. Yani şimdi bu iki teknoloji devi zaten dünyada hani çok yaygınlar ve bir anda değiştirme gücüne sahipler. Sonra Tesla girdi. Yani yanlış bilmiyorsam geçen sene Amerika'da o premium segmentteki aslında en çok arabayı sattı. Yani bir yandan hani biz işte Alman ekoli var, farklı işte Japon ekoli var. Hani o markalar çok güçlü hayatımızda ama bir yandan da yeni oyuncularla bir anda ortam değişebilir değil mi? Yani aslında o disruption'a çok açık bir sektör haline geldi. Otomotiv gibi çok konservatif olduğu düşünülen sektör. Yani teknoloji... Collaboration şart bu
Evet. Galiba değil mi? Otomotiv üreticileri birazcık kapıları açmak zorunda. Belediyelere bile büyük iş düşüyor. Yani trafik lambalarının hani sensörlerinin yapılması, araçların birbirine şeyi tanıması. Yani tüm şehrin aslında buna dönüşmesi gerekiyor. Birlikte çalışması gerekiyor. Evet. Efendim teşekkür ediyoruz. Çünkü bir sonraki seansımız biliyorsunuz uzay turisti. Çok sağ olun. Bizi dinlediniz son seansta. Çok teşekkürler. Thank you.